Buradaki soru şöyle hoşuma gitti. Evrime dair bir soru sormamış. Demiş ki, evrimi bu kadar desteklerken kendimizi evrim sınıfına koyma konusunda neden zorlanıyoruz? Neden kendimize bunu yakıştıramıyoruz demiş. Evrim sınıfına derken yani Ya evrilmiş bir kendimizi canlı. evrimleştiğimize, neden insanın evrimleştiğine dair inanamıyoruz? Neden bu sınıfa kendimizi sokmuyoruz? Güzel. Kendimizi niye buraya yakıştırmıyoruz daha doğrusu? Harika. Burayı hani bir yorumlasak, zaten hani soruyorum ya, buraya bir güzel güzel hani Tek insana dair. kelimelik bir cevabı var bunun aslında. Ki bir, bu kadar. Kendini bilmemek ikinci yan açıklaması. Gaflet üçüncü açıklaması. Ne tip kötü vasıf varsa hepsini peşine ekleyin. Çünkü insan ömrü çok kısa bir canlı. Bu kısacık ömrü içerisinde kainatın ömrü boyunca meydana gelen o devasa ve son derece ağır ritimli değişimlerin ancak kağıt gibi bir kesitine şahit oluyor. Ve maalesef buraya bakarak terbiyesizce, ahlaksızca, fütursuzca biliyorum gibi bir laf sarf ediyor. Bak dikkat edin. Bütün bilimi alın, bütün teknolojiyi alın, teleskoplarınızı alın. Şu anda teleskoplarımızla, radyo teleskoplarımızla, modellemelerimizle gözlemleyebildiğimiz evren, hesapladığımız evrenin bilmem kaç binde biri. Hala atom teorisi diye bir şey var biliyor musunuz? Atom teorisi. Atomu daha birebir görüp emin olmuş değiliz. Atomların izlerini görüyoruz. Geçen bunu bir yerde söyledim. Hemen tabii bu Google malumat furuşluğu harika bir şeydir. Atom görsel mikroskop diye yazmış oraya. Tak bir şey bulmuş. Aha da bir şeyi fotoğrafı diye. Gönderdiği şey xenon atomlarıyla çekilmiş bir tünelleme mikroskopu fotoğrafı. Orada gördüğü fotoğrafın da altını okusaydı görecekti. Aynı resmin altında yazıyor. Atomların oluşturduğu alan potansiyellerinin görselleştirilmesi olduğunu anlayacaktı. Tamam atom olduğuna emin gibiyiz ama daha kimse görmedi sevgili arkadaşlar. Atomu göremezsin zaten. Tanımı itibariyle mümkün değil. Çünkü bizim görmek dediğimiz işte kullandığımız ışık dalga boyundan çok daha küçük şeylerden bahsediyoruz. Göreceğiz muhtemelen de başka şeylere ihtiyacımız var. Ya da mesela işte o kuantum fiziğine dair olsun, kozmolojiye dair olsun, Big Bang'lere dair olsun hiçbir şey bilmiyoruz. Bilmediğimiz için öğrenmeye devam ediyoruz ama insan hele hele ki cahil insanın vasfı öğrenmeyi reddetmesidir, bildiğini zannetmesidir. İçinde yaşadığı, kendini içinde bulduğu akıntıyı gerçeğin kendisi zannediyor. Ve her şey onun içerisinde giriyor. Maalesef biz insan olarak böyle bir bakış darlığı içerisinde bakınca bu devasa orkestrayı duyabilmemiz mümkün değil. Şöyle bir örnek vereyim işte şeyler var. Frekans süzgeçli kulaklıklar var mesela. İşte diyelim yüksek frekans sesleri falan kesiyor ya da düşük frekansları. Senin daha az gürültü duymanı falan sağlıyor. Şimdi kulaklığı öyle bir ayarlayalım ki koca bir senfoni orkestrasının bütün o frekans bandını sadece atıyorum işte 20-25 Hz'lik aralığı keserek alsın. Diğer bütün frekansları silsin. Sadece çelik üçgenin sesini duyuyorsun. Orkestra çalıyor çalıyor arada bir çın diye ses geliyor. Çalıyor çalıyor çın diye bir ses geliyor. Sen sanıyorsun ki müzik bundan ibaret. İnsanın algısı biraz böyle. Resmen band pas filtre diye bir filtre var. Ondan var bizde. Bütün algılarımız, bütün duyularımız sınırlı. Ömrümüz kısacık, müktesebatımız sınırlı. Bir de ön yargılıyız üstüne üstlük. Bütün bunlarla beraber bakınca bunu görmek imkansız olmasa bile kolay değil. Kimler evrimi en iyi anlıyor biliyor musunuz? Biyologlar değil. Tabiatın içinde yaşamak durumunda olan insanlar. Tabiatın içinde yaşayan insanın evrimi anlamamak gibi bir şansı yoktur. Öyle bir ihtimali yoktur. Evrimi anlamamak şehirli insanın problemidir. Öğretilerle, inançlarla, ezberlerle, önyargılarla, kalıp düşüncelerle, algoritmalarla zihni iğdiş edilmiş, düğüm atılmış, doldurulmuş, betonla kapatılmış insanların yaşadığı bir sorundur. Zihnini açabilen, tabiatla bağlanabilen hiç kimse evrimi anlamakta bir sorun yaşamaz. Çünkü dışarı çıkıp baktığınızda bir kere yaşamın nasıl bir çevrim olduğunu bırakın bir ömür süresini birkaç ayda hemen anlarsınız. Yani bir mevsim değişiminde yaşamın nasıl döngüsel bir yapı olduğunu görür. Hele 1-2 yılı tamamlamışsanız da bütün senfoninin aslında ana ritmini anlamış olursunuz. O döngüsellik, doğma, büyüme, gelişme, yaşlanma, ölme, çürüme, tekrar birleşme, doğma, büyüme. Bu döngüyü gördüğünüz zaman zaten dersiniz ki aga bir dakika. Birey olarak ben bir şey değilim ki. Geldim ve gideceğim.
bu sistem, şu atomlar, bunlar işte benim vücudumu yapan neyse, atomun adını bile bilmene gerek yok. Şu et, kemik dağılacak. Demek ki bu ben değilim. Burada bir fikir var giden. Ben gideceğim, bir başkası gelecek, onunla devam edecek, bir başkası gelecek, onunla devam edecek. Bu çevrimi anladığınız zaman işte ahlaklı olmanın neden gerekli olduğunu, bu dünyaya bir şey katmanın neden gerekli olduğunu anlıyorsunuz. Daha evvel sanıyorum bir soruyorum da seninle mi konuştuk? Bu ara o kadar çok konuşuyorum ki nerede de söylediğimi hatırlamadım ama insanın bu dünyaya hiçbir faydası olmadığından bahsetmiş miydik? İnsanın bu dünyaya hiçbir faydası yoktur sevgili arkadaşlar. Bak altını çiziyorum, ünlem koyuyorum, kırmızı, yeşil neyse fosforlu kalemlerle çiziyorum. Bu bir meydan okuma. İnsanın doğaya hiçbir faydası yoktur. Biyolojik bir canlı olarak. Besin zincirinin tepesindedir. Her haltı yer. Doğru dürüst hiçbir avcı ondan da beslenemez. Zaten korumalı yerlerde yaşıyoruz. Kimse bizi yemiyor. Ancak ölünce cesedimizi yiyorlar. Yani desen ki ölünce cesedini küçük küçük organizmalar yiyecek, cesedin parçalanacak. Ulan zaten... Bütün organizmalar bunu yapıyor. Yani bu kadar tüketen, bu kadar ortalığı kirleten bir organizmaya ne gerek vardı? Hiçbir şekilde faydası yok. Ancak zararı var ve bir insan eğer faydalı olmayı düşünüyorsa bunun başladığı yer önce zararını fark etmektir. Zararını fark eden insan işte faydasını o zaman başlatabilir. Bu faydayı başlatmak için de etrafına bakacaksın. Şu evrimi mevrimi bilmem neyi bir kenara bırak, isim koyma. Canlı abi bak bakayım, senin gibi çöp üreten, senin gibi yer altından petrol çıkaran, senin gibi onun bunun gözünü oyan, senin gibi diğer canlılara hayatı dar eden bir ekosistem elemanı var mı? Ha yok, demek ki bende bir problem var. Bu problemi anlayalım, yola öyle devam edelim. Evrimi anlamanın, insanı anlamak dışında hiçbir kıymeti yoktur. İnsanı anlamadıktan sonra evrimi öğrenmişsin, boştur. Bir işe yaramaz. Arkadaşımız da ne diyor bak, her şeyi anladım da insanı koyma. O zaman işte hiç anlamamışsın demektir o. Yani esas mesele insanı bu resimde doğru yere koymak. Şimdi Adem mi Havva mı bilmem ne mi kavga. Mübarek olsun, istediğiniz kadar yapın o kavgayı. Hiçbir şey değişmez. İnsan bu sistemin bir parçası. Bunu anlamaya direndikçe ya dinin adına, ya ekonominin adına, ya çıkarın adına, ya doların adına, ya teknolojinin adına, bilmem adına birilerini boğazlayacaksın. Dünyanın canını okuyacaksın. Bu sistem böyle gidecek. Ya da bundan vazgeçip dur bakalım ya ben bir şeye inanıyordum. Neydi o? Bakalım o nasıl yapmış buraları falan diye bir sağına soluna bakmayı da tercih edebilirsin. Artık bilemiyorum yani bizden teklif artık insanlar nasıl değerlendirir bilemem. Buradaki açık beyindekiler tabii bunların tuzu kuru. Bu arkadaşlar biliyorlar mevzuyu ama dışarıdakilere